Tiyatroda ikon. Bir duayen. Boşa kürek çekmişim meğer. Aptal, aptal. Rüküşlük bu yaptığın, cahillik. Vaktini harcıyor bu çulsuzla. Bugüne kadar yüzü aşkın yapımda rol aldı. Adını duyurduğu her işte disipliniyle bahsedilen Nebahat Çehre'nin oyunculuk kuralları masaya yatırıldı. Biraz o konuda ayıp ediyorum yalnız. Çok üzüldüğüm dönemler de oldu. Yeşilçam kültüründen gelen Nebahat Çehre'nin bu konuda oldukça net bir duruşu vardı. Mesela telefon. Kamera karşısına girdiğimiz an telefonun yanımızda olmaması gerekir. Çünkü ne olursa sessize de alsanız bir uyarı geliyor. O uyarı oyunculuğu bozar. Çünkü orada artık öyle kaptırmışsınız ki rolünüze. Oradan çıkabilirsiniz bir anda. Ya da bana etki yapıyor ben duyduğum an. Onun için yasaklar getiriyordum. Tabii Yeşilçam'ın bu etkileri oluyordu. Genç oyunculara kurallarıyla zorlu anlar yaşatsa da tabii mütevaziliğinden de ödün vermiyordu. Hepsinde görüşüyorum. Canlarım benim onunla. Ben özür de diledim ona çocuklar. Haklısınız, ben yeni nesilde değilim. Ama yani şuraya sokmayın. Size zarar verir. Tabii şimdiki koşullarla eski koşullarda kıyaslandı. Anılarda hızlı bir yolculuğa çıkıldı. Biz vallahi ne bileyim ben çok kötü şartlarda çalıştık. Yani minibüste giderdik. Bizi de minibüse alırlardı. İşte birer tane hanginiz geliyorsa biz Türkan'da acı hayatta iki elmayla gelirdi. Birini bana verirdi, birini. Herkese beraberdik ama o hayat o kadar güzel yetişirdi ki. Ben Yeşilçam'a teşekkür ediyorum. Nebahat Çehre'nin ekranlardan uzak kalması da sıkı sıkı bağlı olduğu oyunculuk kurallarıyla alakalıydı. Bıraktığım şeyin altında bir şey yapmak istemiyorum. Ya bıraktığım şeyde anılmak istiyorum ya da en az ona yakın bir şey rol bekliyorum. Nebahat Çehre yıl içinde birçok senaryo okuduğunu da paylaştı. Bu sene ben mesela 5 tane hem sinema filmi hem şey okudum, senaryo okudum. Hatta en az 3 tane okumamı istemişlerdi. Okudum ama yani bazı şeyler uymadı. Bu yüzden kabul etmediği diziler arasındaydı Kızılcık Şerbeti. Kızıl Şerbet zaten bana da gelmişti o teklif. Faruk Bey de biz kardeş gibiyiz. Onun çok iyi iş yapacağını biliyordum. Ama o karaktere ben uygun değildim ve Faruk Bey de dedi. Yani bilmeyerek söyledik. Anneanneydi ama dediler ki yanlış. Çünkü senarist sizin oynayacağınızı bilmediği için böyle bir karakter zaten biz size teklif getiremeyiz dediler. Tabii ki oyuncu çok iyi, oyuncu çok başarılı ama orada Nebahat Çehre hala o beklentide değil. İzlenme rekorları kıran Kızılcık Şerbeti'nde Aliye Uzunatağ'ın canlandırdığı rolün önce kendisine teklif edildiğini paylaşan Nebahat Çehre, anneanne rolünü kabul etmeme nedenlerini de sıraladı. Sanat filmi yaparım. Her türlü yaşlanırım bir anneanne kılığına girerim tabii ki. Oyuncunun kısıtlamaması lazım. Ama orada olmazdı o. Yani daha o fiziğe uymadım daha şeye onun için. Yoksa istedim, hikaye güzel bir iş yapacağını da biliyorum. Ben seni uyarmaktan, sana laf anlatmaktan yoruldum.